merhabalar, bugün sizlerle lacivert tonlarında buğulu bir makyaj paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle göz kapaklarıma bir far bazı uyguluyorum. Far bazı uygulamak göz makyajınızın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Farınızın eğer pigmentli değilse yeterince daha çok pigmentli gözükmesini sağlar ve göz çukurunda birikmesini engeller. O yüzden illaki far bazı uygulamanızı öneririm ilk öncelikle. Aksından açık krem tonlarında mat bir farı kaşımın altına uyguluyorum. Bu hem bir aydınlatma sağlıyor hem de bundan sonra uygulayacağım koyu renkteki farların daha güzel bir şekilde birbirine geçişmesini sağlayacak. Hemen arkasından Maybelline'in jel eyeliner'ını göz kapaklarıma uyguluyorum. Bu da daha sonra süreceğim bu lacivert tonlarındaki farın daha koyu bir şekilde, daha belirgin bir şekilde gözükmesini sağlayacak. Eğer sizin elinizde jel eyeliner yoksa bir eyeliner sürebilirsiniz ya da böyle bir stick şeklinde siyah farınız varsa onu da uygulayabilirsiniz. Sonra da göz çukur bölgesine MAC'in Soft Brown isimli farını uyguluyorum. Bu çok güzel bir geçiş farı olarak uygulanıyor. Nasıl yani bu geçiş farı diyecek olursanız da bu kaş altımız ve göz kapağımızın üstündeki aradaki böyle bir geçiş rengi olarak uygulayacağımız direkt kahverengiden direkt ten rengine gitmemesini sağlayacak. Böyle birazcık hafiften bir geçiş olarak görülecek bir renk olarak gayet güzel bir şekilde kullanılıyor. Arkasından direkt Wet n Wild'ın şu gördüğünüz farını alıyorum. Bu aslında çok güzel ve çok uygun bir set. O yüzden bunu almanızı öneririm. Renkleri de çok güzel, çok pigmentli. O yüzden gayet güzel makyajlar elde edebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz rengi bütün göz kapağıma güzel bir şekilde uyguluyorum. Bu rengi herhangi bir buğulu makyajda kullanmanızı öneririm. Benim sürekli kullandığım bir renk gerçekten de. Mavi farı sürdükten sonra da gördüğünüz gibi uç kısımlarından temiz bir karıştırıcı fırçayla geçiyorum ki kahverengiye doğru birazcık daha güzel bir geçiş sağlansın. Farımız keskin bir şekilde bitmesin. Daha sonrasında Wet n Wild'ın şu gördüğünüz rengini uyguluyorum. Bunu tam böyle gözümün dış kısımlarına doğru uyguluyorum ki hafiften birazcık bir koyuluk vermek için. Bunun yerine siz siyah farınızı da uygulayabilirsiniz. Ben çok siyah olmasını istemediğim için gördüğünüz rengi uyguladım. Bunu normal bir fırçayla uyguladıktan sonra uç kısımlarından temiz bir karıştırıcı fırçayla geçiyorum. Bu birazcık zaman alıyor gerçekten. Direkt çünkü siyahı ya da koyu renkteki farları dağıtmak birazcık zaman alan bir şey. O yüzden sabır rica ediyorum sizden. Sürekli sabırlı bir şekilde karıştırmaya devam edin. Eğer karışmıyorsa da yine MAC'in bu soft brown renginde o tarzda bir renginiz varsa onu uygulayabilirsiniz. O renkte karışmasına yardımcı olacaktır. Arkasından alt kirpik diplerimle devam ediyorum. Oraya da bir jel eyeliner'ı, bu gördüğünüz Maybelline jel eyeliner'ını alt kirpik diplerime içine doğru iyice uyguluyorum ve birazcık böyle kirpiklerime doğru da taşırıyorum. Aynı şekilde bu jel eyeliner'ını gözümün üst kısmının iç kısmına ve böyle kirpiklerine doğru sürüyorum. Bu metoda da tight line diyorlar. Bunu da böyle bütün üst kirpiklerinizin diplerine doğru uygulayabilirsiniz. Eğer isterseniz bir eyeliner da çekebilirsiniz. Ben zaten yeterince koyu olduğu için bir eyeliner çekmeye gerek duymadım. Siz isterseniz tabii ki de çekebilirsiniz. Arkasından bu alt kirpiklerime yine bu Wet n Wild'ın lacivert tonlarındaki farını alıyorum ve birazcık aşağıda buğulu bir makyaj elde etmeye çalışıyorum. Zaten amaç alt kısımlarını da böyle hafiften yine degrade bir şekilde geçiş yaparaktan makyajımızı daha buğulu hale getirmek. Daha sonra yine o açık tondaki farımızı alıp kaşımızın altına tekrardan bir kere daha aydınlatabiliriz. Koyu renklerle çalıştığımız zaman her zaman bu gözümüzün altına düşme, farın düşmesi yaşanabiliyor. O yüzden ne yapıyoruz? En son olarak da bu bir makyaj temizleyicisiyle gözlerimin altındaki o biriken farları temizliyorum ve arkasından bir concealer uyguluyorum. Maybelline'in Fit Me Concealer'ı gayet güzel bir şekilde gözlerimin altını kapatıyor. Bunu böyle bir sünger yardımıyla uygulamayı tercih ediyorum. Real Techniques'in süngeri gerçekten bu durumda güzel işe yarıyor. Şimdi de gözümün alt kirpik diplerinde birazcık daha bir degrede bir geçiş, yani yukarıda bahsettiğim gibi bir geçiş rengi olarak yine MAC'in Soft Brown'unu kullanmak istiyorum ki birazcık daha hafiften buğulu olsun ve de yumuşak bir geçiş sağlasın bu rengimiz bize. Şu gözünüzün dış kısmında bu makyajı silerken oluşan bu keskin çizgiyi isterseniz bırakabilirsiniz. Sizin tarzınıza göre değişir. Ben bırakmak istemedim. Onu da yine bir böyle bu Soft Brown rengini geçirerekten hafiften dağıtmak istedim. Çok keskin bir şekilde gözükmesini istedim. Hemen arkasından da bolca sevdiğiniz rimelinizi uygulamayı unutmayın. Ben burada Benefit'in The Real isimli rimelini uyguluyorum. Gerçekten güzel bir şekilde hem hacim veriyor hem de uzunluk katıyor kirpiklerime. Ben 2 kat uyguladım. Siz isterseniz 2-3 kat uygulayıp üstüne bir de takma kirpik takabilirsiniz. Fakat ben bu görüntüyü sevdiğim için yeterince kirpiklerimin uzunluğundan memnun kaldığım için uygulamaya gerek duymadım. Alt kirpik diplerimize de rimelimizi uygulamayı unutmuyoruz. En son olarak da göz pınarlarımıza
kolumuza Mekin Naylon isimli farını uyguluyoruz ve böylece birazcık daha aydınlık bir görüntü elde ediyoruz. Evet, göz makyajımız bu kadar. Şimdi de yüzümüze devam ediyoruz. Allık olarak ben en sevdiğim allıklardan bir tanesi olan Rimmel'in Pink Sorbet isimli allığını kullanıyorum. Özellikle buğulu makyajlarda bence çok güzel duran bir allık. Ne çok fazla kahverengi, ne çok fazla pembe, kırmızı, hepsinin bir orta karışımı bir renk diye düşünüyorum. Çok da fazla aşırı bir renk, pembelik katmıyor yanaklara. O yüzden çok sevdiğim bir renk. Hemen arkasından da ruja geçiyoruz. Ben MAC'in Shy Girl isimli rujunu kullandım. Birazcık böyle açık ten tonlarında bir ruj kullanırsanız daha güzel olacaktır. Neden? Çünkü gözlerimiz yoğun ve buğulu olduğu için dudaklarımız birazcık daha hafif açık tonlarda tutmayı tercih etmeliyiz ki böylece çok fazla birbiriyle çatışmasın ve odak noktası neresi olmasını istiyorsak, mesela gözler olmasını istiyorsak gözlerde daha ağır, dudaklarda daha az bir şekilde ürün uygulamayı tercih ediyorum. Hatta parmaklarımla birazcık dağıtıyorum ki daha doğal bir görünüm elde edeyim. Aydınlatıcı da kullanmaya karar verdim. Silikin Face Contour Kit'indeki şu gördüğünüz aydınlatıcıyı kullanıyorum. Gerçekten güzel, hafif bir aydınlatıcılık sağlıyor. Çok fazla içinde sim parçacıkları olmadığı için sevdiğim bir aydınlatıcı. Evet, makyajım böyle, umarım beğenmişsinizdir. Bence çok basit bir makyaj, aslında hepiniz yapabilirsiniz çünkü çok fazla teknik içermiyor. Sadece koyu renk olduğu için dediğim gibi karıştırmaya özen gösterin. Çok fazla böyle keskin bir şekilde bırakmamaya çalışın farınızı. Eğer beğendiyseniz her zamanki gibi beğenme işine basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız bundan sonraki videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sıradaki ürün The Balm'dan Balm Jovi isimli şu gördüğünüz palet. Tam bir bronzer değil de birazcık daha çok gölge yapmak için. Zaten bunların paketlemesi için gerçekten insan neredeyse alacak. Koyu kahve tonlarında çok güzel bir fark. Bu allık paletini aldıktan sonra sürekli yeni buna gibi başka diğer allıkları kullanamaz olur.